Romanımızın adı Olasılıksız. Yazar Adam Fawer. Türkçesi Şirin Okyavuz Yener. Yayın evi April Yayıncılık. 2. Bölüm 18. Uçak düştü, dedi Nava. Sanki dünmüş gibi hatırlıyordu o günü. Ailecek bir tatile gidecektik. İlk defa uçağa binecektik. Ama bir hafta önce kötü bir rüya gördüm. Gitmek istemedim. Babam benimle kaldı, annemle kız kardeşim bindiler uçağa. Nava duraksadı. Bir daha da geri dönmediler. Üzgünüm, dedi Kane. Nava başını sallayıp sessizce Kane'in sözlerini kabul ettiğini belli etti. Bunca sene sonra bile bu konu açıldığında hala bu kadar üzülebildiğine şaşıyordu. Ama bir yabancıya bile olsa içini dökebilmek rahatlatıcıydı. Dürüst davranıyordu. Bunca yıldır ilk defa yalan değil de gerçeği söyleyebilmişti. İlk ay sanki kötü bir rüyadan uyanıyormuşum gibime geliyordu. Sürekli eve geldiğimde annemi mutfakta bulacağımı umuyordum. Ama durdu, sesi titremişti. Ama her gün bir öncekinin aynıydı. O hala yoktu, ben de yalnızdım. Baban? Babam da öldü o gün sanki. Belki bir şekilde gerçekten de öldü, dedi kızarak. Kazadan sonra asla eskisi gibi olmadı. Bir hayaletle yaşamak gibiydi onunla yaşamak. Nava, Tanya olduğu o bir yıl boyunca babasıyla evde tek başına olduğunu hatırladı. Babası, karısını ve kızını evde tutamadığı için kendini hiç affetmemişti. Ancak kendisini suçlayacağına Tanya'yı suçlamıştı. Bu yüzden de o teröristler uçağı bombayla havaya uçurduğu gün Tanya annesi değil babasını da kaybetmişti. Her gece Tanrı'yı aynı soruyu sordu. Neden onları almıştı? Sonra da ağlamıştı. Gittikleri ve dönmeyecekleri için ağlardı. Babası ona hiç sarılmadığı için, annesi öcülerden korumak için onu bir daha öpmeyeceği için ağlardı. Ama en çok kendisi değil de onlar öldüğü için şükrettiğini ağlardı. İşte bundan dolayı da kendisini asla affetmedi. "Ah!" dedi Kane dişlerini sıkarak. "Pardon," dedi Nava. Düşüncelere dalınca farkına varmadan adamın dizini oynatmıştı. Gözlerini sildi. "Emin misin anlatacaklarımı duymak istediğine?" "Evet," dedi Kane. Ne düşündüğünü belli etmeden bakıyordu kadına. "Bence bu önemli." Nava öyle olduğunu anladı ve hikayesini anlatmaya devam etti. "Kızmıştım. 12 yaşındaydım ve suçlayacak birini arıyordum. Sonra bir gece babamın parti liderlerinden biriyle telefonda konuştuğunu duydum. İşte o gün Afgan teröristlerin uçağı havaya uçurduğunu öğrendim. Bir sonraki gün bir otobüse bindim ve Moskova'ya gittim. Lupyanka meydanında KGB'ye gittim. Tüm kızgınlığına rağmen Tanya olduğu o zamanları teröristleri öldürmek isteyen, korkuları olan o küçük kız olduğu günleri hatırladığında gülümser gibi oldu. Eğer babasının konuşmasını duymasaydı neler olabileceğini merak etti. Herhalde ikinci babası olacak adamla asla tanışmazdı. Manevi babasının adı Dimitri Zaitsev'di ve birkaç yıl boyunca ona çok şey öğretti. Adam öldürmek de dahil. Lübyanka'da reddedilmesinden sonra bir gün Tanya eve doğru yürürken biri güçlü kollarıyla kızı göğsünden ve boynundan yakaladı. Kız çıldırdı, tekme attı, tırmaladı. Köşeye sıkışmış vahşi bir hayvan gibiydi. Kolları daha da sıkıca tuttu kızı. Dimitri'nin ilk andan itibaren onu sınadığını, korkunca ölümle yüzleşince kaçmayacağına emin olmaya çalıştığını bilmiyordu. Kız saldırgana pek de papuç bırakmadı. Her zamankinden hızlı vurdu, göremediği adamın göğsüne kafa atıp durdu. Ta ki dünyası kararana kadar. Kendine geldiğinde Kremlin'in gölgesinde kalan minik bir stüdyo dairede tahta bir yatağın bacağına sol bileğinden kelepçelenmişti. Nerede olduğunu gördüğü anda yataktan atladığında neredeyse kolunu kıracaktı. Hemen kelepçeleri açmaya çalıştıysa da bu bir işe yaramadı. Adam birkaç dakika boyunca kızın debelenmesine ve kaçamayacağını anlamasına izin verdi konuşmada. "Sakinleş." Tanya onunla yüzleşmek için adama doğru döndüğünde yüzü nefret doluydu. Derin bir nefes alıp adamın yüzüne tükürdü ama ancak omzuna isabet ettirebildi. Adam ilk önce omzuna, sonra da Tanya'ya baktı. "Aferin, iyi atıştı." Tanya hiçbir şey demedi ama biraz rahatlamıştı. "Adım Dimitri, seninki ne?" Tanya kollarını minik göğsüne kavuşturdu. "Peki, senin adına ben cevap vereyim. Adın Tanya Aleksandrova. Annem ve kız kardeşin 3 ay önce Afgan teröristlerin havaya uçurduğu bir uçaktaydılar. ve öldüler. Tanya'nın kanı çekildi. Ben KGB'denim. O teröristlerle savaşırım. Bir dost bana senin de savaşmak istediğini söyledi. Doğru mu? Tanya adama bakarak o soğuk gözlerden bir şeyler anlamaya çalıştı. Sonra yavaşça başını salladı. İyi. Eğer bana yardım etmek istiyorsan sana ne dersem onu yapacağına söz vermelisin. Benden ne istediğine bağlı. Peki haklısın, dedi Dimitri. Eğer istediğim her şeyi yapacağını söyleseydin zaten ya salak olduğunu ya da yalancı olduğunu düşünürdüm. İkisi de değilmişsin. Memnun oldum. Ben de beni bırakırsan memnun olacağım, dedi Nava kelepçeleri şıngırdatarak. Eğer kelepçeleri açarsam en azından söyleyeceklerimi dinleyeceğine söz verir misin? Nava başını salladı. Dimitri yatağa yaklaşınca kızın kendini tekmeleyemeyeceği bir yerde durmaya özen gösterdi. Kelepçeleri açıp kızı bıraktı. Tanya kolunu çekip kıpkırmızı olan şişmiş bileğini avuşturdu. İşte sana ilk ders. Kelepçelerin sıkı olduğuna emin ol. Yoksa yakaladığın kişi kaçabilir. Tanya yine hiçbir şey demedi ama kaçmaya da çalışmadı. Çünkü merak ediyordu. Şimdi ikinci ders. Dimitri öne doğru eğilip bir eliyle kızın saçından bir toka alırken diğeriyle kelepçeyi tekrar bileğine taktı. Ama, dedi Tanya, beni bırakacağına söz vermiştin. Sen de dinleyeceğine söz verdin, dedi Dimitri, tokayı kızın gözlerinin önünde tutarak. Şimdi ne diyordum? İkinci ders kilit açma. 10 dakika boyunca Dimitri bir kilit mekanizmasının mantığını anlattı ona ve basit bir tokanın bile nasıl anahtar olarak kullanılabileceğini gösterdi. Söyleyecekleri ve gösterecekleri bittiğinde tokayı geri verdi. Kız birkaç sefer denemek zorunda kaldı ama sonunda klik diye bir ses duyuldu ve kelepçeler açılıp yere düştü. Gülümseyerek başını kaldırdı. Aylardır ilk defa gülümsemişti. Aferin Tanya, şimdi bana babanı anlat, diye emir verdi Dimitri. Adı Yegor. Dimitri avucunun içiyle kızın yanağına öyle bir tokat attı ki kız yataktan düştü. Üçüncü ders. Kimseye hiçbir şey söyleme. Dimitri bir kaşını kaldırdı. Daha doğrusu asla doğruyu söyleme. Tanya ayağa kalkarken yanağına avuşturdu. Şimdiden kıpkırmızı olup şişmişti. Bugünlük bu kadar ders yeter. Eğer daha fazlasını öğrenmek istiyorsan yarın okul çıkışında avluda buluş benimle. Eğer istemiyorsan olanları unut. Kararın her ne olursa olsun burada bugün olanları asla kimseye anlatma. Özellikle de Yegor'a. Dimitri kızla dalga geçer gibi bakıyordu. Yoksa iş bir tokatla bitmez. Şunu tut, dedi Nava, Kane'nin baldırına bir turnike bağlarken. Kane yüzünü buruşturduysa da isteneni yaptı. Canının ne kadar acıdığını tahmin edebiliyordu Nava ve bu kadar acıya bu kadar iyi katlanabilmesini takdir etmişti. Anlatsana, dedi alnı ter içinde kalmış Kane'i. Sancı dışında bir şey düşünmek istiyorum. Tamam, dedi Nava ve Dimitri ile ilk karşılaşmasından sonraki birkaç ayı hatırladı. Her gün okul çıkışında o avluda buluşurduk. Kitay Gorod'un sokaklarında dolaşırdık ve Dimitri bana Rus tarihini anlatırdı. Bana Kuzey Savaşı'nda Deli Petro'nun Estonya'yı nasıl fethettiğini, Lenin'in sosyalist devrimini ya da çağdaş Marksist felsefeyi anlattığında hevesle dinlerdim. Şimdi geri dönüp baktığımda aslında partinin propagandasını yaptığını, beynimi yıkadığını anlıyorum. Ama o zamanlar anlattığı her şeye inanıyordum. O benim hem babam hem de öğretmenimdi. Ben de en hevesli öğrencisiydim. Sonra da bana casusluğu öğretti. Kolaydan başladı işe. Yürürken yanımızdan geçen insanlar hakkında sorular sorarak. Şişman kadının elbisesi ne renkti? Kaç çocuğu vardı? Bıyıklı sokak satıcısı ne satıyordu? Bu işe çok yatkındım ve çevremdeki dünyayı algılamayı hemen öğrendim. Dimitri etkilenmişti ve 6 aya kalmaz KGB'nin ihanet ettiğinden şüphelendiği parti üyelerini gözetlemek için bana tavernalara yollamaya başladı. Bende yetenek olduğunu görünce başkalarında da eğitim almamı sağladı. İşte o zaman da çalmayı öğrendim. Nava, turnikeyi bir daha bağlayacakken Kane'nin acıdan inlediğini ama dişlerini sıkarak kendini tutmaya çalıştığını fark etti. "Susma," dedi bembeyaz olmuş ellerini avuşturarak Kane'i. "Duymak istiyorum." Nava başını salladı ve hikayesine devam ederken bir yandan da adamın diziyle ilgilendi. "Bana bu işi öğreten adamın adı Fyodor'du," dedi. Kalın kaşlı, kara kuru, ufak tefek adımı hatırlayan Nava. Çok konuşmazdı ve ilk bakışta insanlar onu adam yerine bile koymazdı. Hatta odaya girdiğinde bile fark edilmeyecek türden biriydi. İşte bu niteliği yüzünden diğer insanlardan farklıydı. Girdiği her ortama uyum sağlayabiliyordu. Fyodor'un yanında yürümek, bir duvarın yanında yürümekten farksızdı. Ama bir duvar insanın cüzdanını veya malını çalmaz yanından geçerken. Öğleden sonraları Moskovalılar işten eve dönerken Fyodor ve Tanya aralarına karışırdı. Günün sonunda da karanlık bir çıkmaz sokağa girerlerdi ve Fyodor çantasını alıp mallarını gösterirdi. Cüzdanlar, yüzükler, saatler, paralar ve en sevdiği öğrencisiyle dolaşırken aşırdığı daha birçok şey. Zaman içinde Tanya da öğretti bu işi. "Ama neden sana hırsızlık yapmayı öğretti ki?" Fyodor derdi ki bir ajanın en önemli becerisi olmaması gereken yerlerden almaması gereken şeyleri alabilmesidir. Aslında casus olmakla hırsız olmak arasında bir fark yoktur. Amaç çalmak. Hırsız mücevher çalar, ajan ise sırları. Fyodor bana 1. sınıfı bir hırsız olmayı öğretti. İlk önce insanların üstünden bir şeyler arakladık. Sonra da kilitleri açtık. Asma kilitleri, şifreli kilitleri, araba kilitleri ve geri kalan her şeyi açmayı öğrendim. Fyodor'un 20 saniye içinde açamadığı hiçbir kilit olmamıştı. Başta ben o kadar yetenekli değildim. Ama birkaç hafta sonra 1-2 dakika içinde açamayacağım kilit kalmadı. 14'üme bastığımda Dimitri KGB'de eğitilmem gerektiğine karar verdi. O zaman zaten babamla artık pek konuşmuyorduk. Ben de ona gidiyorum dedim. Bence o rahatladı. Evde olduğum sürece ona geçmişi hatırlatıyordum. Ben de gidince sanki hiçbir zaman ailesi olmamış gibi davranabilirdi. Nava durdu. Onun ne kadar üzgün olduğunu sezen Kane'i devam etmesi için teşvik etti. "Demek casus okuluna gittin." "Aynen öyle," dedi Nava gülerek. "Casus okuluna gittim. Adı da Spensinstitu'ydi. 10 yetenekli öğrenciydik. Haftada 7 gün, günde 8 saat ders aldım. İlk başlarda dilleri öğrendik. Herkese İngilizce öğretiyorlardı zaten. Ama esmer olduğumdan beni Orta Doğu'da kullanabilmek için İbranice ve Farsça da öğrettiler. Sonra teknoloji, politika, tarih, komünizm, sosyoloji ve antropoloji öğrendim. Derslerden sonra saldırı ve savunma dersleri aldım. Bana sistema öğretildi. Rus dövüş sanatı." Tanya her gece yemeğini yiyip ağır aksak ilerleyerek odasına gidip yara bere içindeki bedenini unutmaya çalışarak 3 saat kadar çalışıp sabah aynı şeyleri yapmak için kalkmadan önce 7 saat uyurdu sadece. İlk birkaç hafta boyunca her sabah zihinsel ve fiziksel olarak bitkin kalksa da dinlenecek zaman yoktu. Her gün devam etmek zorundaydı. Dersler zordu ama dövüş dersleriyle kıyaslandığında bunlar devede kulak kalıyordu. Bembeyaz tenli, uzun siyah saçlı, dünya güzeli Raisa'yı hatırlayınca gülümsedi. 55 kiloluk Raisa kendinin 2 misli adamlarla başa çıkardı ve bunu büyük bir beceriyle yapardı. Raisa, Rus özel birliklerinin bir üyesiydi. Bu birimin adı Spetsnaz'dı. Aylar boyunca yumruk atmayı, tekme atmayı, adam boğmayı ve yakalamayı öğrendi. Her bir beceriyi edindiğinde Raisa ona daha sert bir şekilde saldırdı. Tanya tek bir saldırganla başa çıkmayı öğrendiğinde de Raisa karşısına 2 veya 3 kişi çıkarmaya başladı. Eğitim amaçsızca devam ettikçe Tanya kendi tarzını geliştirmek zorunda kaldı. Kendini her yerden geçebilecek saldırılara karşı korumayı öğrendi. Göğüs göğüse dövüşmeyi çözdükten sonra da Raisa ona silahla dövüşmeyi öğretti. Tanya işte burada en çok sevdiği silahı ilk defa eline aldı. Dağıstan yöresinden ufak, kavisli, uzunca bir hançerdi bu. Raisa bir insanın Aşil tentonunu kesip yürümesini nasıl engelleyeceğini, omuriliğini kesmek için neresini hedefleyeceğini ya da skrotumuna hançeri sokup çevirip onu nasıl tamamen çaresiz bırakacağını öğretti. Sistemadan sonra da beni atış poligonuna yolladılar. Silah hocası Mikhail tek bir el bile ateş ettirmeden önce her tabanca veya tüfek parçasının ne işe yaradığını öğrenmesi ve her bir hareketi bilmesi konusunda ısrar etti. Ona şarjörle mermi yüklenen otomatik silahla tek tek mermi yüklemesi gereken toplu silah arasındaki farkı öğretti. Bazı tabancaları kullanırken horozu kurmak gerekiyordu. O zaman tetik tek bir hamleyle çalışıyordu. Bazılarında ise horozu tetik çekiyor ve düşürüyordu ateşlerken. Bir tabancanın kalibresinin mermilerinin büyüklüğü ile ilgisi olduğunu anladı. 38 kalibrelik bir tabancanın mermilerinin çapı 0.38 inçti mesela. Dahası daha büyük kalibrelerin hedefi daha yavaş vurduğu halde daha fazla hasara neden olduğunu gördü. 9 milimetrelik bir yarı otomatiğin ne işe yaradığını öğrendi. Bunun namlu çıkış hızı yüksekti. Göreceli olarak sessiz ateşlenmesi vardı ve neredeyse istisnasız olarak hedefi tuttururdu. Ayrıca geri tepmesi az ve mermi haznesi genişti. Hangi işlere yaramadığını da gördü. Çok kan revan içinde bırakmayan, fazla derin olmayan yaralar açıyordu ve takılabiliyordu. Tanya tek bir mermiyle bir adam nasıl alaşağı edilir öğrenmişti. Hedef kan kaybından ölebilirdi, kafası dağıtılabilirdi veya kalp veya ciğer gibi hayati bir organı parçalanabilirdi. Bu da başka bir derste edindiği bilgiydi. Mesela 22 kalibrelik birini öldürmek istiyorsa kafasını hedeflemeliydi. Çünkü düşük kalibreli bir silahla kafatası delinirdi ve çıkış yarası olmazdı. Yani beyne saplanan mermi içeride hasara neden olacak şekilde hareket ederdi. 45 kalibrelik kullanınca da bedeni hedeflemek gerekirdi. Çünkü böyle bir tabancayla adamın organlarını delip geçebilirdi. Domdom kurşunlarının neden iç bükey olduğunu, bedene giren kurşunun organları nasıl parçaladığını gördü. Bir glaser güvenli mermisinin içi sıvı teflon dolu bir bakır kovanla ve kurşun saçmalarla dolu bir plastik kapakla kapandığını öğrendi. Çarpma anında kapak anında eriyor ve böylece merminin içindeki maddeler enerjiyle yükleniyor. Bunun üzerine teflon ve saçmalar genişliyor ve dağılarak bir damara isabet etme olasılığı artıyordu. Ayrıca bu, merminin sekmeyeceği ve bedeni delip geçmeyeceği anlamına geldiğinden hedefin çevresindekiler için bir tehlike arz etmiyordu. Sonunda da Mikhail ona farklı modelleri öğretti. Avusturya yapımı Glock, Alman yapımı Heckler & Koch, İsviçre yapımı SIG Sauer, Amerikan tabancaları Smith Wesson, Colt ve Browning'in ve İtalyan Baretta'ları ile ve tabii ki Rus yapımı Gaizdora ve Tokarev'leri. Silahlar hakkında öğrenebileceği her şeyi öğrendiğinden emin olduktan sonra Mikhail ona eski moda Rus Nagat marka bir tabanca verdi. Tanya 7.62 milimetrelik mermileri 7 milimetrelik hazneye doldurduğunda dengeli bir şekilde durdu. Nişan aldı, horozu kurdu ve tetiği çekti. Tabanca o kadar sert geri tepti ki Tanya'nın ayakları yerden kesildi. Düştü ve kıç üstü yere yapıştı. Mikhail'i bir tek o gün gülerken görmüştü. "İşte bu," dedi hocası. "Teori ile pratik arasındaki fark." Tanya kızıp ayağa kalktı ve bir el daha ateş etti. O günden sonra da hiç düşmedi. Diğer dersler gibi silahları da çabuk öğrendi. Tabanca ve tüfekleri çözdükten sonra da diğer ateşli silahlara geçti. İlk önce makinelileri, Uzi, Browning MHB'yi ve M60'ı. Bunları kullandıktan sonra kolları jöle gibi titredi. Sonra da MP 131K ve Heckler & Koch Kavs gibi çiftlerle omuzları mosmor oldu. Sonunda Mikhail ona mesafe, hız gibi faktörleri nasıl hesaplayacağını öğretti ki Dragunov'dan çıkan her kurşun hedefini bulsun. Nava duraksadı, bacağının iki arasında destek iliştirdiğinde Kane'i kendi terinin içinde yüzüyordu neredeyse. "Herhalde oldu," dedi sardığı bacağa bakarak. "Sağ ol," dedi Kane. Nava başını salladı, birden neredeyse hiç tanımadığı bu adamla neden bu kadar rahat ettiğini düşünüp utandı. "Sonra ne oldu? Spetsintütü'de öğrenciler nasıl bir final sınava giriyor?" "Adam öldürüyorlar," dedi Nava ifadesizce. "Teröristti. Halit Miyasi adında Afgan bir gerilla." "Yaptın mı?" "Evet," dedi Nava. "Göğsüne 2, beynine 1 kurşun sıktım. Aynen bana öğrettikleri gibi." O anı dün gibi hatırlıyordu. Tabancanın namlusundan çıkan 3 mermi, Miyasi'nin ölüm feryadı ve boğazına dolan kandan nefesinin kesilişi. Adamın cansız bedenine bakarken göğsünün uyuştuğunu hatırlıyordu. Hayal ettiği gibi değildi. Büyük şey başarmış gibi hissetmedi kendini. Ayrıca öç alma isteği de dinmemişti. Ama KGB'nin umrunda değildi bu. Onu başarılı bir kalite çevirmişlerdi ve bu yeni silahlarını kullanmaya niyetliydiler. Bazen ona bir okul öncesi çocuğu olmasını, bazen genç bir hayat kadını kılığına girmesini emrediyorlardı. Aslında onu daha çok gözetleme işlerinde kullanıyorlardı. Ama gerektiğinde 17'sindeki Tanya'dan adam öldürmesini de istiyorlardı. O da yapıyordu. Tanya, İbranice'yi, Farsça'yı ve İngilizce'yi ana dili gibi bildiği için 18'ine bastığında onu Tel Aviv'e yollamaya karar verdiler. Orada bir sene kadar kalmıştı ki Zaitsev ondan Mois Drezin'i öldürmesini istedi. Tanya'nın öldürüp de bunun gerekli olup olmadığını sorguladığı ilk infazı bu yumuşak huylu Mossad ajanıydı. Ötekileri niye öldürdüğü belliydi. Hepsi partinin muhalefiydi ve katildi. Ama Drizen farklıydı. Adamı takip edip gözetledikten sonra da Tanya onun Rus düşmanı olmadığını, teröristleri de desteklemediğini anladı. Aslında teröristlere karşı çalışıyordu. Zaitsev'e Drizen'in ölümü hak edip etmemek için ne yaptığını sorduğunda "Partiyi asla sorgulama" yanıtını aldı. Tanya da onu ne yapması için eğittilerse aynen onu yaptı. Bir çıkmaz sokakta Drizen'in boğazını kesti. Bunu o zaman bilmiyordu ama bu geçmesi gereken son testti aslında. Bir sonraki gün Zaitsev ona ABD'de gizli göreve hazır olduğunu söyledi. Tanya, Rusların 20 yıl kadar önce Amerika'ya yolladıkları bir ailenin yanında gönderildi. Çocuklarını büyütebilmek için İsrail'den göç etmiş bir aile olarak tanıtmışlardı kendilerini Amerika'da. Geldikten kısa bir süre sonra da küçük bir kızları oldu. Ona da Nava adını verdiler. Nava, 7 Mayıs 1987'ye kadar çok normal bir hayat sürdü. O gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Deniz ve Tatyana Gramov ya da Amerika'da kullandıkları kimlikleri isimleriyle Rubin veya Lehvaner yasa boğuldular. Haklarında bir soruşturma yapılabileceği korkusuyla polise gitmekten çekindikleri için Deniz Gromov KGB'deki bağlantısından yardım istedi. Zaitsev 17 yaşındaki kızı bulabilmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Ama bu arada onlar da kendisine bir iyilik yapabilirler miydi? Kızlarının güvenliğinden endişe eden çift Zaitsev'in istediklerini yaptı. Ohio'daki küçük camialardan ayrılıp Boston'un banliyölerine taşındılar. Kurguladıkları hayatı geride bıraktılar. Bir ay sonra kızlarının Rusya'da güvende olduğunu öğrendiler. Tanya'yı evlat edinirlerse güvende olmaya da devam edeceklerdi. Tanya bir sonraki gün Vaner'lere gitti. O günden sonra da Tanya, Kristina Aleksandrova yok oldu ve yeni Nava Vager doğdu. Vaner'ler üstlerine düşen her şeyi yaptılar. Yeni evlatlarının onlarla yaşamasına izin verip ona Amerika'da nasıl yaşanacağını öğrettiler. Yaz sonunda yeni Nava okula başladı. Üniversite yaşına gelince de çok başarılı oldu ve 6 üniversiteden birden kabul mektubu aldı. Zaitsev ona Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'ne gitmesini söyledi. Çünkü bu en Amerikanvari üniversiteydi. 4 yıl sonra da dereceyle mezun olurken Rus dilini bitirmekle kalmayıp bir de Arapça kürsüsünde yüksek lisans yaptı. CIA'ya başvurduğunda çok memnun oldular. Tüm geçmişini araştırdıktan sonra lisede ve üniversiteden arkadaşlarıyla, ailesiyle ve komşularıyla görüştükten sonra ona elit bir eğitim programında çalışmasını önerdiler. Nava mükemmel bir adaydı. Bundan sonraki 2 yıl boyunca Nava acımasızca eğitime tabi tutuldu. Diğer adaylar çatışma, silah, yabancı kültürler gibi derslerde zorlanırken Nava'ya bunlar çok kolay geldi. Langley'deki eğitmeni hayatında hiç bu kadar yetenekli birini görmemişti ve sonuç olarak Nava'yı ikinci kez ülkesi için adam öldürmeye yolladılar. Ama Nava artık ülkesinin neresi olduğunu bilmiyordu. Gerçi ana vatanı Rusya'ydı ama son 6 yıldır Amerika'da yaşadığı için Batı kültürünü Spenstitut'u de hiçbir zaman öğrenemediği kadar iyi öğrenmiş ve edinmişti. Nava sadakatinin hangi tarafı olduğu konusunda o kadar emin değildi artık. Rusya için casusluk yapma isteğini kaybetmişti ama öte yandan Amerika için casusluk yapmak istemiyordu. Ancak daha CIA'nin Orta Doğu Antiterörist Operasyonları biriminde bir ay çalışmıştı ki akla hayale gelmeyecek bir şey oldu. 8 üst düzey parti yetkilisi Rusya'nın kontrolünü ellerine geçirmeye çalıştılar. Her gün Herald Tribüne'de Gorbaçev'in yardımcısı Gennady Yanave'nin SSCB'yi nasıl kontrolü altına aldığını okudu. Yanında KGB'nin direktörü Vladimir Kryuchkov, Sovyet Başkanı Valentin Pavlov ve Savunma Bakanı Dmitriy Yazov vardı. Ama halk ayaklandı. Başlarındaki Boris Yeltsin'in önderliğinde Kremlin'in yine ele geçirdiler ve Kryuchkov'un dahil tüm 8 çetesi tutuklandı. Nava, KGB'nin merkezinin önündeki kurumun kurucusu olan Felix Dzerhizki'nin heykelinin devrildiğinin resmini gördüğünde dünyasının değiştiğini anladı. Ne yapması gerektiğini öğrenmek için Zaitsev'e bir mesaj yolladı. 4 ay sonra Nava, CIA sayesinde hocası ve babası olan Dmitri Zaitsev'in öldüğünü, daha doğrusu kendini öldürdüğünü haber aldı. Sevgili KGB'si olmadan yaşamak için bir nedeni kalmadığını düşünmüştü Zaitsev. Nava da yıkılmasına rağmen her zaman yaptığı gibi hayatına devam etti. Ama bekledi. Sovyetlerin yeni casus birimi olan SVR'den kimse onunla bir sene boyunca bağlantı kurmayınca Nava kayıplara karıştığını anladı. Zaten KGB'deki pek az insan onun gerçek kimliğini biliyordu. Onlar da ölmüştü. Ayrıca ona dair hiçbir resmi kayıt da olmamıştı hiçbir zaman. Hayatında ilk defa özgürdü. İstediğini yapabilirdi. Ama yapmayı bildiği tek şey adam öldürmekti. O yüzden de CIA'de kaldı. Bundan sonraki 5 yıl boyunca da o kadar çok terörist öldürdü ki hesabını tutamıyordu artık. Ama kaç kişi öldürürse öldürsün, annesi ve kardeşi öldükleri halde hayatta kalmış olmanın suçluluğundan kurtulamadı. Her cinayetinde aslında sayısız insanın hayatını da kurtardığını bilmesine rağmen bu geride kalan boşluğu asla dolduramadı. Yine de kişisel öcünü almaya devam etti. Kan davasını devam ettirdi. 1999'da çok sıcak bir yaz gününde CIA, Nava'yı peşine taktığı teröristlerden birini öldürmeye karar verdiğinde emirlere uymamayı tercih etti. Mossad'dan yardım alarak adamı kendi öldürdü. Bu iş bitip de İsrail hükümeti ona ödeme yaptığında bedavaya seve seve yapacağı bir iş için para aldığına çok şaşırdı. İşte bu aşamada kariyerinde yeni bir sayfa açıldı. Amerika'nın öldürmek istemediği teröristleri öldürmek için görevler almaya ve sırları satmaya başladı. İlk başta yalnızca Mossad adına çalıştı. Ama bir süre sonra belli bir camiada adı duyuldu ve İngiliz, MI6, Alman, Bundesnachrichtendienst'te kurtulmak istedikleri insanları öldürmek için onu kiraladılar. Nava yaptığı işte çok iyiydi ve bunun maddi karşılığını da fazlasıyla aldı. Ama 5 yıl içinde tükenmişti artık. O yüzden son bir görevi kabul edip hem CIA'nin hem de SVR'nin kendisini bulamayacağı bir yere kaçmak istiyordu. Kuzey Kore İstihbarat Örgütü'nün yok etmek istediği kökten dinci bir terör örgütünün hücresini bulması gerekiyordu bu görevinde. Ne yazık ki işler pek de planladığı gibi gitmedi.